Haftanın özel röportajının konuğu Eczacıbaşı Vitra ve milli takımımızın başarılı liberosu Gülden Kuzubaşıoğlu'ydu. Gülden'le Rumeli Hisarı'nda, Boğaz manzarasında hem voleybol hem de özel hayatından konuştuk. Şimdi ekranlarınıza Gülden Kuzubaşıoğlu geliyor. Röportajında konuğumuz milli takımımızın ve Eczacıbaşı Vitra'nın başarılı liberosu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu. Gülden'cim hoş geldin. Hoş bulduk. İstiyorsan önce Rumeli Kale'de kahvaltımızı edelim. Sonrasında da biraz boğaz havası alırız. Gülden'cim süper kupa sonrasında seni yemeğe getirelim dedik. Aslında seni, sana gelecektik de yormayalım dedik. Maçta çok yoruldun. Nasıl geçti ligin, sezonun daha doğrusu ilk maçı, süper kupa nasıl geçti? Tabii kupa aldık sonuçta. Kupa alıp da kötü geçmesi imkansız. Sezona geçen sene de böyle süper kupa ile başladığımız için ikinci defa süper kupayı alıyoruz Ankara'da. O yüzden çok keyifliydi. Biraz heyecanlıydık. Yani ben de heyecanlıydım. Arkadaşlarım da heyecanlıydı. Ne kadar milli takımda maça çıkmış olsak bile sonuçta Mayıs'tan bu yana lig maçı oynamamıştık ve ilk maç telafisi olmayan bir maç. Sonunda kupa alacaksın. O yüzden biraz heyecanlıydık. İstediğimiz gibi oldu. Net bir skor oldu ama çok iyi oynamadığımızı düşünüyorum. O da maç eksikliğimizde daha sezonun ilerleyen zamanlarında daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Çok keyifliydi tabii. Kupayı kaldırdık. Sezona böyle başladık. Peki geçen sezonu 3 kupayla kapattık. Türkiye'deki bütün kupaları topladı Eczacıbaşı Vitra. Bu sezonun aslında 4 kupa hedefiyle başladınız. Hani o bir stres yaratıyor mu üstünüzde? Eczacıbaşı olarak zaten her sene hedeflerimiz çok yüksek oluyor. Geçen sene de söylediğim gibi 3 kupayı aldık, çok güzel bir sezon geçirdik. Yalnız Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3'e girmek istiyoruz. Her sene istiyoruz. Ama bu sene artık kupaları 4'e çıkarmak istiyoruz. Bunu da bütün takım olarak, yönetim kurulumuz olarak çok istiyoruz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Stres değil de bunun isteği çok fazla var. O stresi yaratmıyor. Çünkü zaten yaptığınız işte... Neslihan çok uğraşıyor sende bence. Kavga değil de Neslihan benimle çok uğraşır. Buna çok keyif alıyor. Ben de galiba benim karakterim olarak böyle benimle uğraşıldığı zaman herhalde tepki veriyorum. Onun da çok hoşuna gidiyor. Sürekli benimle uğraşıyor. Senelerdir zaten beraber oynuyoruz. Yani ısınıyoruz. Isınırken ya da mesela eve gidiyorum. Bir anda bir mesaj geliyor Nesli'den. Evde kahkaha atıyorum. Öyle bir şey yazmış oluyor ki. Aklıma geliyor. Nesli'ye diyorum ki Nesli ben olmasam ne yapacaksın? Ne olacak? Telefon var ararım seni diyor. Önceden çok alınırdım. Öyle bir karakterim vardı. Artık onu yendim, alınmıyorum. Ben de onu söyleyebildiğim kadar cevap verilmiyor. Öyle bir şeyler söylüyor ki. İşte ben de onunla uğraşmaya çalışıyorum ama birazcık uğraşamıyorum galiba. O benimle. Yetenekli çünkü Neslihan. Gerçekten çok yetenekli. Onu diyorum ki şimdi Neslihan için diyorlar ki Eskişehir'den geldiğinde hiç konuşmuyormuş. Şimdi de hiç susmuyor. Nesli diyorum yani önceden bu kadar sessiz olup şu an bu kadar nasıl konuşabilirsin? Bilmiyorum Gülden. Herhalde o kadar sene konuşmadım ya onun acısını çıkarıyorum. Son olarak çünkü senin artık idmana yetişmen gerekiyor zannedersen. Son olarak Süper Kupa finalinden sonra Lorenzo Mitelli'ye mikrofonu uzattı ve bana dedi ki takım içindeki arkadaşlık o kadar güzel ki bu başarıyı getiriyor dedi. Bu seneyi farklı kılan sence ne Eczacıbaşı Vitra'da? Yani farklı bilmiyorum. Zaten çok uzun zamandır aynı arkadaşlar beraber oynadığımız için onun tabii çok büyük etkisi oluyor. Gelenler de bize çok iyi ayak uydururlar. Keyif alıyoruz. Mücadele etmeyi seviyoruz. Zaten sahada mücadele olunca keyif başlamış oluyor. Onun da etkisiyle herkes birbirinden etkileniyor. O yüzden güzel bir enerji var. Bitmeyen bir enerji var. Uzun zamandır beraber oynamanın da etkisi çok büyük diyorum ben. Peki çok teşekkür ediyoruz Gülden. Bize iki idman arasında vakit ayırdın. Güzel kahvaltımızı ettik. Boğaz havası aldık.
Sunset ekibi olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Görüşmek üzere diye maçlarda.